Bir kere derslik sorunu var. Bütün okullarımızda sınıf mevcutları en az 35 kişi ortalamasında Türkiye'de. 1,5 yılın ardından tam gün yüz yüze eğitim başladı. Beraberinde birçok sorunla. Ne öğretmen ataması tam yapıldı, ne okullara yeterli ödenek sağlandı, ne de okullardaki tadilat işi bitti. Temizlik görevlisi ihtiyacı var okullarımızda. Yardımcı hizmetli personel ataması yapılmamış. Okullarımızda hijyen ve temizlik konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Okul idarelerine ek kaynak gönderilmemiş. Okul müdürü arkadaşlarımız başlayan eğitim öğretim yılı başında böyle devasa sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Eğitimde yaşanan sıkıntılar devam ederken geçtiğimiz günlerde 2021 yılının öğretmen ataması yapılması gerekirken 2020'nin öğretmen ataması yapıldı. Birçok öğretmenin beklentisi ise 60 bin atamaydı. Ancak atama 20 bin oldu. Bu da tartışmalara neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 90 bine yakın, bize göre ise 130 bine yakın öğretmen ihtiyacımız daha var. Eğitim camiasına göre Türkiye'de 140 bin öğretmen açığı var. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre ise 109 bin. 20 bin atama yeterli mi sorusu tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin daha öğretmenin atanacağını duyurdu. Ancak bu da eğitim camiası tarafından yeterli görülmedi. Okullarımızda tespit ettiğimiz en önemli sorunların başında öğretmen ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığımız 107 bin kadro ihtiyacı olduğunu söylüyor ama biz eğitim sen olarak yaptığımız tespitler 140 bin dolaylarında öğretmene ihtiyaç olduğu doğrusundadır. Ekonomik gerekçelerle hemen her yıl sınırlı tutuldu. Resmi verilere göre MEB 2016 yılından bugüne hiçbir yıl 50 binin üzerinde atama gerçekleştirmedi. 2016 yılında yapılan 49.311 öğretmen ataması sayısı da yıllar itibariyle azaldı. Yıllara göre öğretmen ataması 2017 23.496, 2018 25.577, 2019 41.379. 20 bin öğretmen ataması da Türkiye'deki toplam öğretmen ihtiyacının yalnızca %14,45'ini oluşturdu. Atama için belirlenen 20 bin kontenjan yalnızca İstanbul'un net öğretmen ihtiyacının dahi altında kaldı. 700 binden fazla öğretmen adayı varken ücretli öğretmenlik gibi hakikaten garip bir yöntemle okulların öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Bakanlık öğretmen ihtiyacını karşılamak için ücretli öğretmenlikte çare buldu. Eğitim camiası da bunun bir emek sömürüsü olduğuna dikkat çekiyor. Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur da aynı görüşte. Öğretmen arkadaşlarımızın emekleri sömürülüyor. 1500 lira ortalamayla çalışıyorlar. Yeni atanan kadrolu öğretmen 4500 lirayla başlıyor. Ama onun yaptığı aynı işi yapan ücretli öğretmen arkadaşımız ortalama aylık 1500 liraya çalışıyor. Ücretli öğretmenlik uygulaması hem düşük ücret verilen kişi hem de atama bekleyen öğretmen adaylarına yönelik büyük bir haksızlıktan ibarettir. Ücretli öğretmen sayısı 69.326, norm kadro açığı 109.616. En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip il bu yılda İstanbul olarak kayda geçti. İstanbul'da ücretli öğretmen sayısı 21 binin üzerinde. Öğretmen arkadaşlarımızdan seçip ücretli öğretmen olarak görevlendirme yapıyor. Ücretli öğretmen arkadaşlarımız aynı kadrolu öğretmen arkadaşımızın yaptıkları görevleri yapıyorlar okullarda ama çok düşük ücretle çalışıyorlar. Farklı bölümlerden mezun olan kişiler asgari ücretin altında bir ücret karşılığında okullarda çalıştırılıyor.